bakalım. Oo, biri bitiyor, bir tane daha istiyor benim kızım. Yedim. Ellerinize sağlık. Valla o kadar güzel olmuş ki hepsi birbirinden lezzetli. Afiyet olsun Betüş'cüğüm. Nefis yani, nefis yani. Hakikaten hepsi birbirinden farklı ve çok lezzetli. Afiyet olsun çocuğum. Yani nine, bravo size. Yani hem bizim bu küçük yaramaza bakıyorsun, hem bize yemekler pişiriyorsun. Yani çok teşekkür ederiz. Aşk olsun Sadık'cığım. Ben de hem kızımıza bakıyorum, hem güzel yemekler yapıyorum. Canım ben onu demek istemiyorum. Yani yardımcı oluyor bize, kızımıza bakıyor. Hani bu haliyle bu yaşında yemekler yapıyor. Onu demeye çalıştım şekerim yani. Sadık, yani pot üstüne pot kırıyorsun böyle bu yaşında filan. Anneannem de çok güzel bakıyor, ninem de. Aferin sana. Sadık'cığım biraz abartıyorsun galiba. Ya nineciğim, ya Betüş'cüğüm bakın ne olur yani siz kadınlar hani leblemeden leblebiyi anladık. Olayından bir vazgeçin, bir başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani ben başka bir şeye bağlayacağım olayı. Yani bak ninem bu yaşında gelmiş, yorulmuş, Eda'ya bakmış, bize yemekler yapmış. Ne kadar güzel bir şey. Hani sen diyorsun ya hep acaba bir yardımcı alsak mı eve, almasak mı Eda için diyorsun. Yani el geleceğine ninem bizde kalsın, burası onun evi. Ya zaten Ayşe Hanım'da da pek misafir gibiymiş yani. Ki ben anneannelerimin, ninelerimin, babaannemin elinde büyüdüm. Bir evde büyük biri olursa o evde ışık olur. Sonra ne olur? Bilgelik olur. Ha, ama kayınvaliden hariç değil mi Sadık'cığım? Yani aslında o da eskisi kadar pek huysuz gibi değil de aramızda. Laf aramızda ama Dudu'yu çok iyi bilirim. Bazen öyledir, bazen böyle. Bak gördün mü aynı kafadayız nineyle. Neyse nine. Yani uzun lafın kısası burası senin evin. Biz de istediğin zaman kalabilirsin. Başımızın üstünde yerin var. Aslında ne güzel olur. Sadık, evladım teklif için ne kadar teşekkür etsem az gelecek. Çünkü özünde laf olsun diye söylenmiş nezaket sözü değil, içten gelen sevgiyle söylenmiş bir söz var. Hepiniz benim çocuklarımsınız. Ayşe de çocuğum, Dudu da, Pakize de. Ama şimdilik onda misafir kalıyorum. Kendi yuvama dönünceye kadar da Ayşe'den ayrılamayacağım. Hayatım sen ısrar etme. Nineciğim arada kalmasın. O bize de gelir. Dediği gibi diğer yerlere de gider. Lütfen sen üstüne gitme bu kadar. Peki. Bugünlük peki ama. Ama ben gene de ısrar edeceğim, tamam mı? Yani bizim misafirimiz ol, burada kal diye ısrar edeceğim. Kusura bakma. Ha şimdi gelelim öbür konuya. Hangi konu? Pakize halayı aradın mı? Betüş. Aradın mı? Ah! İşte! Nihayet sıra bana geldi. Devam Sadık, devam! Aferin! Bastır! Bastır! Sakın unuttum deme. Unutmadım. İyi de niye bir şey söylemiyorsun o zaman Betüş? Hayır Sadık'cığım niye bu kadar ısrar ediyorsun bu konuda anlamıyorum yani. Ediyorum çünkü yani senden dolayı o da benim akrabam sayılır. Yani ha ninem ha o benim için fark etmiyor. Ben diyorum ki sana yılbaşından beri kendisini göremiyoruz. Hani bir arayıp soralım. Ha yani kayınvalideye küs ya da araları bozuk diye aramıyorsa ben de bunu anlamıyorum nineciğim. Tamam işte böyle. Aramadın mı dedim. O zaman aradım de. Hem de ne çok arıyoruz bir bilsen. Hem yerde hem gökte. E'si ulaşılamıyor. Nasıl yani? Telefon mu kapalı? Evladım o öyledir. O telefonu kapatır, bu telefonu açar. O numarayı bırakır, bu numarayı alır. Uçuk kaçık bir kadın. Sen de gördün, tanıdın öyle. Diren Sadık, diren. Kanma onlara. Peki o eski numaraları var mı sende? Oradan aradın mı?
Yani çünkü biliyorsun belki de hani sürekli rahatsız ediliyor. İşte sigortadan telefon açıyorlar, bankadan telefon açıyorlar. Yok bilmem telefon şirketlerinden telefon açıyorlar. Sıkılmıştır, kapatmıştır yeni numarasını. Eskilerden biri açıktır. E onları da ararız sonra. Ara beni, ara! Ara beni! Neyse sen bana telefonu ver de ben bir arayayım eski numaralarından kendisini. Vereyim Sadıkçığım. Bak bütün numaraları bende kayıtlı. Pakize 1, Pakize 2, Pakize 3, Pakize 4, Pakize 5 hepsi var burada. İstediğin gibi istediğin numarayı ara. Ah keşke bulsan da biz de aradığımızı bulsak. Keşke. Nerede o günler? Alo? Açıldı. Yok o değildir o. Başkası onun hattını almıştır. Hayır onun sesi. Alo Pakize alayla mı görüşüyorum acaba? Evet benim. Peki niye bu kadar şaşkın konuşuyorsun? Ya halacığım kaç gündür Betüş'e sizi soruyorum yani. Nasıl bir hatır sor diyorum, bir ara merak ettik diyorum. O da aramış sizi bulamamış yani. Ben de böyle eski numaralarınızı istedim ondan. Ya ilk numarayı çevirdim pat diye karşıma siz çıkınca ilk numaradan onun için şaşkınım. Evet. Son numaramı kapattım. Yani işte oradan buradan böyle kampanyalar falan arayıp duruyorlardı o yüzden. Peki nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Her şey nasıl gidiyor? Bak... Yani herkese, Betüş'e de bu sistemlerimi lütfen ilet. Yani hiç beni ne aradılar ne sordular ne yapıyorsun falan. Hiç ben öyle orada burada kalıyorum Sadık. Yani hiç kimse beni aramadı. Nasıl yani evinize ne oldu halacığım? Ya işte vicdansızın biri kaçak ev diye yıktırdı. Belediye bine yıktı işte evimi. Bilmiyor musun yıkıldı? Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok vallahi. Betüş'le annem de bilmiyorlardı. Neyse ben sizi hemen almaya geliyorum tamam mı? Eşyalarınızı toplayın öyle onda bunda kalmayın. Bizde kalacaksınız tamam mı? Ne? Bizde mi kalacak? Hiç olur mu Sadıkcığım? Ben hiç sizin evinizin düzenini falan bozar mıyım hiç? Dünyada olmaz. Bakın ben şimdi ceketimi, paltomu giyip hemen çıkıyorum sizi alıyorum. Siz bana adresi verin. Neredeyseniz alacağım sizi tamam mı? Neredeymiş? Almaya mı gidiyorsun? Biri şaka mı yapıyor? Pakize şu kapıdan girerse şak diye düşüp bayılacağım. Alo? Pakize hala neden cevap vermiyorsunuz? Peki o zaman. Geleyim bari. Merhametine çok teşekkür ederim. Ama canım sen bırak ben kendim geleyim olur mu? Hayır anlama ben hemen gelip alacağım. Bütün eşyalarınızı toplayın tamam mı? Öyle bir gece kalmak için eşyasız falan gelmeyin. Her şeyi alın buraya gelin bizde kalıyorsunuz. Ben hemen şimdi geliyorum. Siz bana adresi versenize nereden alayım ben sizi? Peki canım. Betüş'ün kafesinde buluşalım mı? Oraya çok yakın bir tanıdığımın evindeyim ben şimdi. Tamam olur. Ben hemen çıkıp geliyorum halacığım tamam mı? Tamam canım. Ben de şimdi hemen hazırlanıp kafeye geliyorum. Sağ ol. Ay ne demek yani dostluklar, akrabalıklar hep böyle günlerde belli olmaz mı yani? Önemli olan kötü gün dost olmak değil mi halacığım? Hemen geliyorum tamam mı sizi almaya? Bekleyin beni. Tamam. Hoşça kal. Evet ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ya... Kaçak inşaat diye bütün evini yıkmışlar kadıncağızın. Tabii sizin de hiçbir kimsenin de haberi yok. Ya kadın şimdi yani evsiz barsız kalmış öyle. Onda bunda kalmasın. Gelsin burada kalsın. Sen hemen bir yer hazırla tamam mı? Burada kalacak. Ben gidiyorum hoşça kalın. Şaka herhalde bu değil mi? Şaka yani. Yani bizle mi yaşayacak? Pek tabii. Annen kuzenini bir zahmet arayıp sormadı yani değil mi? Hadi ben almaya gidiyorum. Hazırlıkları yap sen. Hem Pakize hala burada kalacak hem de ninem burada kalacak. Ne oluyor nine? Bu gece anlayacağız. Burnuma kötü kokular geliyor. Korumada kendileri.
Yaptığı hiçbir hareketi göremediğimiz için hiçbir şey de öngöremiyoruz. Anneanneme haber verelim. Asla. Sen vermezsen babam mı haber verecek? Aslında Dudu ve Perilişi'ye de haber vermek lazım. Ay ben dayanamıyorum, bayılacağım. Ay ben de. Ben de. Ay. Ben de. Bakalım bizi ne numaralar bekliyor. Ay fenalık geliyor bana. Ben yerime geçiyorum. Ay dur ben de yerime geçeyim bari. Dudu. Betüş. Nineciğim. Eda. Kapıdalar, gelmek üzereler. Bütün sihirlerini aldım. Artık bir kopyası da olmadığına göre geldiler. İyi şanslar. Buyurun Pakize halacığım, buyurun buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. ha merhaba anne. Niye öyle bakışıyorsunuz acayip acayip? Bir kucaklaşsanıza. Tabii onlar biliyorlar bana ne yaptıklarını da. Ondan. Ayol ne yapmışız? Madem başımıza kötü şeyler gelmiş, bizim de haberimiz olmamış. Geçmiş olsun Pakize halacığım. Tabii haberiniz olmaz. Bir aramazsanız, sormazsanız beni, bir vefakar kocan çıktı. Senin de damadın. Hiç evsiz barksız kaldım ben. Hiç bilmiyorsunuz, aramadınız, sormadınız. Sizin oralarda 7 mahalle duydu. Benim komşuluk ilişkilerim mi var? Arayıp söyleseydin. Ben müneccim miyim malum olacak? Ya yapmayın ayıp ama lütfen ya. Yani ben Pakize halayı siz tartışasınız diye getirmedim ki. Ya nineciğim ne olur. Bak en büyükleri sensin, ne olur bir şey söyle. Ben ona sonra söyleyeceğim. Ne kopyan kaldı ne sihir gücün. Bakalım bugünden sonra ne halt edeceksin. Buraya her şeyi bilerek ve göze alarak geldim. Duyuyor musun nene? Duyuyor musun? Bir de tehdit ediyor. Duyuyorum kızım, duyuyorum. Hoş geldin Pakize hala. Betüş, sen burada ne yapıyorsun? Bence oturuyorum Sadık. Sence ne yapıyora benziyorum? Betüş, rica edeceğim. Niye benimle zıt zıt konuşuyorsun şimdi? Sadıkçım, içeride senin yüzünden böyle diye kükreyerek horlayan ve uyandığında hayatımızı cehenneme çevirecek biri var. Ya Betüş, niye bu kadından bu kadar nefret ediyorsunuz anlayamıyorum yani. Madem bu kadar sevmiyorsunuz o zaman niye her doğum günde yılbaşında bizimle beraber? Biz çağırmıyoruz, kendi geliyor. Ha. Tamam anlaşıldı. Yani bu kadın size her ne yaptıysa ve bugüne kadar hiçbir şey söyleyemediyseniz kimseye, hepinizde şafak atmış. Ama bu kadının burada kalmasını ben onaylıyorum ve ben üstleniyorum, tamam mı? Nasıl ki yuvasız bir çocuğun sokakta kalmasına izin veremem, onun da kalmasına izin veremem, burada kalacak. Yani sizden ricam, lütfen hani ona sevgi göstermeseniz bile birazcık saygı gösterin, olur mu? Olur canım, olur. Sen sonradan başını taşlara vurma da, çünkü o zaman çok geç olacak. Merak etme, saygıda kusur etmeyiz Pakize halana. Ay neyse, ben gideyim kahvaltıyı hazırlayayım bari, aç kalacağız. Yok yok, bana bir şey hazırlama sen. Ben ofiste bir şeyler yerim. Sen çocuklara bir şeyler hazırla. Ay canım benim, yani gözlerim yaşardı. Ne kadar düşüncelisin. Sırf Pakize halacığının tatlı uykusu bölünmesin diye ofise aç gideceksin ha? Herhalde. Çantanı getireyim. Günaydın anne. Günaydın canım. Ben babanı geçirip geliyorum. Tamam. Nasıl bir horlama ya?
Sağ ol Sadıkçığım. İyi günler dilerim. Betüş, bak böyle tatsız ayrılmayalım, tamam mı? Ay haklısın yani, ben de çok sinirleniyorum, doğru. Doğru canım benim. Hadi, akşama görüşürüz. Görüşürüz. Gel ya, seni de öpeyim. Oh, bir de bunlar. Bak şimdi, Pakize Hanım sana güzel güzel bakar burada kaldığı sürece hem anneannenin de buraya gelmesine gerek kalmaz artık, tamam mı? Ya anneannem gelsin ya da ninem. Ben Pakize Hanım'la oturmam. Hadi sen git artık Sadıkçığım. Biz bir formül buluruz, bakarız çaresine. Size kolay gelsin. Çok yaşa. Çok yaşa. Üşüttün mü, ne oldu? Yok. Yok deme Sadıkçığım, bak herkes grip oluyor yani. Bir ilaç falan al ofise gidince, olur mu? Bana hiçbir şey olmaz. Ben dağ gibi adamım, tamam mı? Dağlar yıkılır, bana bir şey olmaz, ben yıkılmam. Aha. Çok da şık giyinmişim bugün. Yaka paça bir yerde. Gel kızım. Ya Pakize Hanım feci şekilde horluyor. Duymamaya çalış hayatım. Duymamaya çalış. Ama mümkün değil. Ya salona yatmasın, başka yerde yatsın. Ben de babama aynısını söyledim. Evde 3 oda var. Birisi Ceren ablamın, birisi benim, birisi de sizin odanız dedim. Kendi aranızda konuşun, biriniz odasında kalsın dedi. Ya ben öyle istemem anne. Bak şimdiden söylüyorum, asla kabul etmem. Ben de babama aynısını söyledim. Ablam istemez dedim. Ben hiç istemiyorum. E o zaman anneannemde kalsın. Hay! Anneannen onu hayatta istemez. Uf, ne yapacağız başka? Bilmiyorum. Aklıma bir fikir geldi. O gidene kadar ya sen benim odamı taşın ya da ben senin odanı taşınayım. Ay yok artık Eda. Korkarım üçüncü şansımız yok gibi görünüyor abla. Üzgünüm. Niye horluyor ya? Duymamaya çalış. Duyma. Duyma Ceren. Uyanır. Bu kesin anneannendir. Ah! Ben hislerimde hiç yanılmam. Baktınız mı? Gerçekten mi uyuyor yoksa bizimle yüzleşmemek için uyuma numarası mı yapıyor? Gerçekten uyuyor. Evet, ben de kontrol ettim. Gerçekten uyuyor. İyi o zaman. Parmağımı bu zilin üzerinden almıyorum. Ayol inanılır şey değil. Biri sizinle bu kadar uzun süre bassa İsrafil'in borusu sanır. Ay anne, bu Pakize Hanım faniye dönüşünce uykusu çok ağır bir faniye oldu. Ay bu zile basmayı bırak, biz sağır olacağız burada, o uyanmıyor. İyi o zaman, öyle olmazsa böyle olur. Onu sihirle uyandıracağım. Yok anam yok. Kapı sesi bile fayda etmedi. Ev yıkılsa uyuyacak hala. Pakize! Gene mi sen? Gene ben. Kalk. Daha uykum var. Hala mı? Hala mı? Dur o zaman uykunu açayım. Ay Dudu! Ne biçim şaka bu? Ay Dudu ya! Ne yaptın ya? Ne yaptın? Sus sen de, gülme bir can. Ne olacağım ben şimdi? Nasıl koruyacağım?
Pakize hala. Kurlan al. Sadık herhalde gitti ki. Böyle düşman gibi dizildiniz karşıma. Biz senin düşmanın değiliz Pakize hala. Ama düşman gibi bakıyorsunuz. Sen bize ne iyilik yaptın ki sana sevgi dolu bakalım. Ne yapmaya geldin buraya? İşte kara deliğe saklanmıştım. Sıkıldım. Bak bak bak. Nereye gittiğin anlaşıldı. Bir daha kaybolursan ilk oraya bakalım bari. Bir dahaki olmayacak. Sihirlerini kesinlikle geri vermeyeceğim. Ay neneciğim göreceksiniz bakın. Artık benim sihirlerim yok, kopyam yok. Herkese parmak ısırtacak kadar iyi bir peri olacağım. Yani burada yaşayacağım ve hiçbir şey yapmayacağım inanın. Zaten iyi bir peri olduktan sonra bana sihirlerimi geri vereceksiniz öyle değil mi? Akşama müsaitseniz perişeyle size geleceğiz. Pakize'den kurtulacaksın. Müsait olursak, müsait. Ne demek Perinneciğim? Hayatımızın en müsait gecesi, en müsait dakikaları olacak. Bekleriz memnuniyetle. Sen de öyle komplo teorileri kurup da kaçmaya kalkışma. Sokaklarda sefil olursun. Akşama görüşürüz. Ay Dudu, bana neden öyle bakıyorsun? Bak, ben artık burada olduğuma göre Eda'ya bakabilirim. Sen gidebilirsin. Ya, öyle mi? Kızımın evinde senin sözün geçmez. İlk önce onun, sonra benim. Torunuma bir metre bile yaklaşmadan şurada oturuyorsun. Betüş'cüm, sen rahat rahat kafeye git. Ben buradayım. Sağ ol anneciğim. Şimdi içim rahat rahat gidebilirim gerçekten. Anneanneni üzme tamam mı Eda'cığım? Merak etme anneciğim. Ben odaya gidip hazırlanayım.